Ne yapıyorsun? İçiyorum daha onu, görmüyor musun? Kusura bakmayın Taylan Bey, fark etmemişim. Nerede aklın? Kahvenizi için öyle anlatayım efendim. Ağzındaki baklayı çıkar, dinliyorum. Efendim biraz önce başka bir kanaldan telefon geldi. Güzel haber. Devam et. Size yeni bir format üzerinden iş teklif yaptılar. Ne güzel haber bu. Geliyorsun öyle felaket haberi verecek gibi. Neymiş format? Format şöyle efendim. Siz alışveriş merkezlerine gidiyorsunuz. Orada kadınlarla aşk üzerine konuşmalar yapıyorsunuz. İl il gezerek tabii. Özellikle hafta sonları. Yok artık. Bana, Taylan Günebakan. 20 yaşında bir muhabirin yapacağı işi bana mı teklif ediyorlar? Öyle bilmiyorlar mı benim Z kalite bir programa tenezzül etmeyeceğimi? Hayır dedin değil mi? Ati, elimden bir kaza çıkmadan söyle. Reddettin değil mi? Efendim, değerlendireceğimizi söyledim. Neyi mi değerlendireceğiz ya? Efendim, bir şeyler yapmalıyız. Günlerde telefonumuz çalmıyor. Ondan sonra çok açıldık. Şu Finlandiya'dan aldığımız tekneye bir servet ödedik. Siz yeni formatın dosyasını da bitirmediniz. Ati. Kapı. Ben kapı. Paranızı nasıl aldınız peki? Vallahi Fıraş Efe helal olsun. Bulacağım, bana güvenin dedi. Ertesi gün de para zarflarını avucumuza koydum. Fırat Şef diyorsun ha? Aynen. İyi abi, kolay gelsin. Evet efendim, Feza Hanım verdiği bilgi doğruymuş. Fırat Şef'miş. Borçları o ödemiş. Çıkardı bir gecede verdi diyor adam. Kesin biri yardım etti. Başka türlüsü imkansız. İyi de kim var ki bunların çevresinde öyle bir gecede o kadar parayı çıkarıp verecek? Bana bak Ati. Efendim? Ne yap et, o parayı kimin verdiğini bul. Tabii efendim. Niye geldin buraya? Böyle konuşmamıştık. Bak seni kimse görmemeli biliyorsun. Ben anlaşmada kendi payıma düşen kısmına sadık kalacağım. Sen de kal. Teyzesi. Nereden aldı bu parayı? Tefeciden mi? O kadarını bilmiyorum efendim. Ama daha enteresan bir bilgiye ulaştım. Teyzesi aslında zengin bir kadınmış. Yanımda koşmuyorsun. Sağ olun efendim. Taylan Bey, anlatacaklarım yarım kalmıştı. Efendim, kadının kocasının ismi Serdal Öz. Özellikle lüks semtlerde birkaç şubesi olan kendi çapında ünlü bir restoran. İyi de kadının kocası böyle yaşarken o kadın neden öyle bir mahallede yaşıyor? Bilmiyorum efendim ama biraz daha deşersek altından bir aile sırrı çıkacağı muhakkak. Beni ilgilendiren kısım Fırat. Bana onun hakkında bilgi bulman lazım. Git daha çok çalış. Ve bana sakın bir daha eksik bilgiyle gelme. Tabii efendim. İyi, hadi başla. Daha yeni proje için ziyaret etmem gereken bir yer var. Sakın bana eski bilgiyle gelme. Thank you.
Selam. Selam. Taylan Bey. Ne bu? Okuyun efendim. Fırat'ın adı yazıyor burada. Evet. Peki bu sözleşmenin peşine düşmek sana ne kazandıracak? O herif yüzünden nişanlımı, işimi kaybettim. Unuttun galiba. Şimdi o da her şeyini kaybedecek. Kaybetmenin ne demek olduğunu anlayacak. Evet. Yine bitmek bilmez ki yine geldik. Ya abi gözünü seveyim ya. Millete psikolojik cakalar satacağına dön de ilk önce bir kendine bak. Ya bu insanları niye bu kadar önemsiyorsun? Senden önemli mi? Esas sen niye bu kadar önemsiyorsun bu insanları? Şu son zamanlarda yaptığın gereksiz müdahalelerden, her işime burnunu sokmandan sıkıldım. Eğer benimle yaşamak seni bu kadar rahatsız ediyorsa git kendine başka çözüm bul. Canım. Oo, olasının bir tanesi. Güzeller güzelim. Gel bak kim var burada. Görüyorum kim olduğunu. Kahkahalarınız içeriden duyuluyor zaten. Hoş geldin Nazcığım. O keyfinizi neye borçluyuz peki? Birazdan görünce sen de keyifleneceksin. Ben bir şey görmek istemiyorum. Teşekkürler. İyi geceler. Fırat Şef hakkında. Bu ne şimdi? Yeni bir, hadi bir güzel Fırat'ı karalayalım kampanyası mı? Taylan'ı dinle Nazcığım. Bu sefer elinde çok sağlam bir kanıtı var. Sana en başından beri oyun oynayanın o olduğunu söylüyorum. Ama sen bana inanmıyorsun ve ben haklı çıkıyorum. Şimdi benim sözlerime değil, kendi gözlerine inanacaksın.